bir tencerede sebze suyunu orta dereceye ısıtıyorum. Sebze suyu kaynayınca bal kabağını ekliyorum. 3 dakika sonra da arpa şehriyeyi ekliyorum. 11 dakika sonra arpa şehriyem pişmiş olacağı için altını söndürüyorum ve içine yumurtanın sadece sarısını ekliyorum. Yemeğin ısısı yumurtayı pişiriyor. Son olarak üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Bugün bal kabaklı arpa yemeği yapmaya karar verdim. Neden diyecek olursanız aslında evde sebze suyu bitmişti. Sebze suyu bittiği için de kilolarca sebze attık tencereye. İsterseniz videodan da seyredebilirsiniz. Sebze suyunu yaptık, mis gibi de kokuyor. Yani bunu yapmışken bir bardağıyla şöyle bir şeyler attırıversek, makarna mı olsa falan derken niye makarna olacak? Arpa şehriye kullanalım. Uzun zamandır da kız yemiyor zaten. Bal kabak da var evde. O da hafif hafif terk eylemekte bizi. O yüzden onu da kullanarak bir güzel yemek yapalım dedik. Size bahsettiğim sebze suyundan çıkma bir bardak sebze suyu burada. Zeytinyağı, arpa, bir yumurta, yarım dilim bal kabağıdır buradaki ölçü. Benim dilimim çok ince küçük bir şeydi. O yüzden ben onun tümünü neredeyse aldım gibi oldu. Ama siz gerçekten büyükçe bir dilim varsa elinizde onun yarısını yaparsanız yeter. Ve de bal kabağını rendelemek için rende. Şimdi ilk başta yapacağımız şey bal kabağını rendelemek. Kalın değil, küçük değil ama pardon büyük değil, küçük dilim deliklerini kullanarak rendelerseniz. Şimdi ben bal kabakları çok hızlı bozuluyor. Kabuğuyla almıyorum, kolayıma geliyor. Ondan sonra da bu sefer bozulma oranları çok artıyor, çok hızlı bozuluyor diye donuğa atıyorum. Donuktan da açtığım için bu kadar vıcık vıcık oluşuyor. Siz aldığınız gibi manavdan yaparsanız bu kadar elinizde böyle muhallebiye dönüşmeyecek. Minik bebeklere 7. ayında, 8. ayında hatta 7. ayında yumurta sarısına başlıyoruz. Yumurta sarısına başlamanın bir yöntemi kahvaltı karışımları. Zaten bununla ilgili de tariflerimiz vardı, seyretmişsinizdir belki. Ama illa kahvaltı üzerinden tanışmak durumunda değil. Arzu ederseniz böyle bir tarif kullanabilirsiniz. Ben burada özellikle bu yüzden yumurta sarısı kullanacağım. Beyaz kullanmıyorum. Minik bebeklere gidiyoruz. Beyaz kısmı biliyorsunuz çok kompleks bir proteine sahip. O yüzden de sporcular hani bayılırlar böyle 7 yumurtanın beyazından omlet falan. Onlar için fazla komplike şu anda. Fazla kompleks bir yapı. O yüzden biz sarısını yapacağız. Ve sarısını makarnanın içine atacağız. Dolayısıyla minnoşların yumurta sarısıyla tanışması için iyi de bir fırsat. Kalanları da koyduk minik rendemizden. Dediğim gibi benimki bir buzluk travması geçirdiği için biraz fazlaca muhallebi gibi. Siz manavdan aldığınız şekliyle bunu yaptığınız vakit bu derece yumuş yumuş olmayacak. Ve hemencecik şunu elimden atıyorum. Suyum kaynadı. Hemen bal kabağı. Artık benimki püre kıvamına geldi. Hiç önemli değil. Zaten elincecik deliklerinden rendelersiniz bir bal kabağı minnoşlara. O yüzden birazcık yumuşamış olmasının bize zararından çok faydası olur. Bu güzel sebze suyunda 3 dakika, fazla değil 3 dakika bal kabağının pişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da makarnayı koyacağız. Bal kabakları da yumuşadı. Şimdi sıra artık arpa. Yani ben burada arpa şehriye seçtim ama uzun zamandır yemedi kum diye. Ama siz arzu ederseniz pek tabii ki kızınızın, oğlunuzun seveceğini düşündüğünüz başka bir makarna, herhangi bir makarna çeşidini kullanabilirsiniz. Şimdi kutunun üstünde yazdığına göre arpanın pişme süresi 11 dakika. 11 dakika bu bir güzel bal kabaklı suyu içine çekecek. Sebze suyu olduğu için de kendiliğinden aromalaşacak, ılanacak. Ve inşallah çok güzel bir yemek olacak. 11 dakika sonra görüşmek üzere. Efendim 11 dakika arpanın pişme süresi geçti. Ben az evvel baktım.
hafif diş diş. Şimdi çok küçüklere vereceğimiz için çok diş diş kalmasında bir şey yok. O yüzden biraz daha tıkırdatmaya bıraktım. Başta hem görsel olarak aslında baktığınızda hem de tarif olarak şöyle bir baktığınızda çok basit, yavanmış gibi gözüküyor. Ama unutmayın, sebze suyu dolayısıyla maydanozu, defnesi, kekiği, Bende kırmızı top biberi var, videoyu seyredince anlayacaksınız. Ama siz tercih ettiyseniz kara top biberlerin tadı, hepsi tabii saymıyorum havucu, soğanı, kerevizi, sarımsağı, hepsi bunun içine işlemiş vaziyette. Dolayısıyla aslında görünüşte basit ve sade bir yemek olmakla birlikte aromaları tanımak adına gerçekten oldukça zengin bir yemek. Zaten bal kabağı, lif dolu, bağırsaklara iyi geliyor. Arpa aynı şekilde sağlıklı bir karbonhidrat. O yüzden yemede yanında yat. Şimdi son dokunuşumuz yumurta sarısını eklemek olacak. Minnoşlar yumurta sarısıyla da tanısın diye. Bunu yapmadan önce altını kapatıyorum. Hafif suluca bir arpa yemeği görünümünde hemen yumurtayı aldım. Beyazını kullanmayacağım. O aylarda gelecek tabii ama şimdilik sarısıyla başlıyoruz işe. Harika. Bunun altını kapattım. Artık yumurtayı çorba kendi kendine pişirecek. Çorba değil, pardon, yemeğimiz. Şöyle. Biraz da dağıtalım. Bal kabaklı, yumurta sarılı arpa şehriyemiz yemeğe hazır. Umuyorum minnoşlarını sever. Ben ilk yaptığımda da çok sevmiştim. Sebze suyundan dolayı özellikle çok sevmiştim. İnşallah sizinkiler de sever. Olur da sevmezlerse lütfen bize yazın. Olur da severlerse lütfen 3 kere bize yazın. Her zaman çok büyük mutluluk duyuyoruz eğer yaptığımız şeyler bir takım evlerde bir takım minik yüzlerin gülümsemesine sebebiyet oluyorsa, sebep veriyorsa. Onun dışında biz hep buradayız. Lütfen gelin, abone olun, yazı yazın, soru sorun ya da sadece bizi izleyin. Arada bir yemeklerimizi pişirin, karnınızı doyurun. Hep sağlıklı, hep güzel yemeklerle geçsin günleriniz. Görüşmek üzere.